Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, kıymetli bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben son söz bu bütçenin içerisinde yer alan Ali Bektaşi Başkanlığı'na alakalı birkaç selam etmek istiyorum. Açıkçası bu tarihimizde Alevilik denildiğinde gökyüzüne bakan, yokmuş gibi davranılan bir süreçten bugün resmi olarak bir bakanlığın bütçesine girmiş olması açısından gerçekten tarihi bir olay. Tabii Alevi kelimesinin bu metne yazılması da çok kolay olmadı. Bu işte 1000 yıllık, 500 yıllık içinde büyük acılar, derin yaralar, büyük mücadeleler barındıran bu toprakların bir konusu. Bu sebeple bu meselenin artısını da, eksisini de, doğrusunu da, yanlışını da bir sürece, bir siyasi partiye bağlamak doğru olmaz. Bakın ben Cem Vakfı'nda yönetim kurulu üyeliği, genel başkan yardımcılığı görevleri yaptım geçmişte. Alevilerin kamusal hakları noktasında Türkiye'de hukuki süreci tüketmesinin, yani 2005 yılında Başbakanlığın böyle bir kaynak aktarımında yapamayız demesinden ve Yargıtay'ın bu kararı onamasından sonra gelen 2010 yılındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecinde de Strasbourg'da görülen mahkemeleri yakından takip etmiş bir milletvekiliyim. Gerek AK Parti hükümetleri, gerekse geçmiş hükümetlerde bu meseleye yaklaşımları, girişimleri, süreçleri bilen, kısmen içerisinde olan veya büyüklerinden dinlemiş birisiyim. Bakın taleplerin hepsi aslında anayasal talepler. Nedir bu talepler? Bir, kamuda ayrımcılığa uğramamak. Yani köyü, meşrebi, mensup olduğu mezhebin sorulmaması. İki, cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi. Üç, her birimizin 84 milyonda bir hissesi olan Türkiye Cumhuriyeti hissesinden inancı yaşatmak ve cemevleri adına eşit pay almak. Bu işin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanması 250 milyon TL gibi bir bütçeye sahip iken 2025 yılında da 164 milyonluk bir bütçeye düşürülmesi, bu arada bütün bütçeler içerisinde düşen tek bütçe bu kurumun bütçesi, en hafif tabiriyle söylüyorum yani meselenin etrafından dolaşmaktır. Bakın böyle bir dev meselenin, milyonları ilgilendiren bir inanç meselesinin, bu toprakların meselesinin zaten Turizm Bakanlığı'na bağlanması yine ilk düğmenin yanlış iliklenmesine yol açacaktır. Bakanlık turizmi mi geliştirsin, kültürü mü tanıtsın, yoksa bir eli değmişken Alevilik meselesini mi halletsin, bu konuya mı çözüm bulsun? Kaldı ki bu bir inanç meselesidir, kültür meselesi değildir. Bakın bu konu bizim her sözde Alevisiyle, Sünnisiyle başladığımız noktada bize bir samimiyet turnusolüdür. Biz ya o sözün altını dolduracağız, hakkını vereceğiz ya da telaffuz etmeyeceğiz. Üstelik milletin, vatandaşın bu konuyla alakalı bir sorunu da yok. Sadece eyleme geçme noktasında, hakkını teslim etme noktasında hükümetin etrafından dolanması var. Sözün özü bu iş yıllardır önüne gelen duvarlara rağmen belli bir aşamaya, belli bir noktaya gelmiştir. Ve bu hepimizin meselesidir. Bu konu bu açıdan yeniden ele alınmalı, bir inanç meselesi olarak değerlendirmeli, ihtiyacı olan gerekli kurumun altına bağlanmalı ve bütçesi de ona göre ayarlanmalıdır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.